Merhaba arkadaşlar, ben analitik kimya kitabı yazarlarından Özenç Tozer. Bu dersimizde çözeltilerde derişim hesaplamalarını anlatacağız. Bu derişimleri, derişim birimlerini söyleyecek olursak, TYT kısmında bahsedilenler kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, PPM hesapları olarak, PPM derişimi hesaplamaları olarak söyleyebiliriz. Bu başlangıçta kütlece yüzde derişimle alakalı bahsedeceğimiz 100 gram çözeltide çözünmüş madde miktarına kütlece yüzde derişim deriz. Burada formül olarak yazacak olursak M çözünen bölü M çözelti çarpı 100. Ya da şöyle basitçe söyleyecek olursak yüzde derişim eşittir içindeki bölü toplam çarpı 100'dür. İçindeki bölü toplam olarak yazarsak, içindeki bölü toplam çarpı 100 olarak yazarsak kütle yüzde değişimi çok rahat çıkartabiliriz. Basit bir örnek verecek olursak şöyle 190 gram suda 10 gram şeker çözünmesiyle elde edilen çözeltinin kütlece yüzde derişimi nedir? Burada içindeki bölü toplam yazacak olursak içindeki şeker çözünen madde miktarı 10 gram. Bölü toplam olarak yani çözelti miktarı olarak 190 artı 10'dan 200 çarpı 100. Şunlar birbirini götürdüğü zaman 10 bölü 2'den çözeltimizin derişimi kütlece yüzde derişimi %5 olarak hesaplanacaktır. İkinci yüzde derişimimiz hacimce yüzde derişimi. Bu daha çok sıvı sıvı çözeltileri için geçerli. Hacimce 100 birimlik çözeltide bulunan çözünen madde miktarının hacimce aynı birimdeki miktarıdır. Burada da yine hesaplayacağımız V çözünen bölü V çözelti çarpı 100'dür. Bununla alakalı soru 5'i beraber çözelim. Hacimce %60 etil alkol içeren sulu çözeltide kütlece yüzde kaç etil alkol vardır? Burada hacimce %60 dediğinden dolayı toplamda 100 mililitre içerisindeki neleri bulmam gerekiyor? Hacim değerlerini bulmam gerekiyor. Kütlece %60 dediğinden dolayı 60 gram ya da pardon 60 mililitre alkol varken toplamı 100 mililitre olduğu için 40 mililitre su içerecektir. Öz kütle formülünden yararlanarak buradaki kütle miktarlarını öz kütlelerinden çok rahat çıkartabilirim. Burada D eşittir M bölü B formülünü kullanarak burası 1 hacimde 40 mililitre, o zaman elimde 40 gram su olacaktır. Aynı şeyi alkol içinde kullanacak olursak alkol ile alakalı D eşittir M bölü V. Şurası öz kütlesi 0,8. M değeri ne buradan? 60 çarpı 0,8'den şunu götürdüğü zaman 48 gram da elimde alkol olacaktır. Peki kütlece yüzde kaç gram alkol vardır diye soruluyor. İçindeki bölü toplamdan ben bunu çıkartabilirim. İçindeki alkol miktarı 48 gram. Bölü toplama bakacak olursak 48 artı 40'tan 88 gram da toplamımız çarpı 100. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 8'e böldüğüm zaman 11, 8'e bölersem 6. O yüzden buradaki hesaplamada 6 çarpı 100 600, payda da 11 olduğu için kütlece yüzdemiz 600 bölü 11 olarak karşımıza çıkacaktır. Üçüncü derişim birimimiz PPM. Bu çok seyreltik çözeltiler için geçerli. Çözünen madde miktarını ifade etmek için kullanılır. PPM milyonda bir olarak da değerlendirilebilir. Formülü M çözünen bölü M çözelti çarpı 10 üzeri 6.
Buradaki ppm tarzı soruları miligram bölü litre üzerinden çözebilirsiniz. Ppm demek 1 litrede çözünen maddenin miligram cinsinden değeridir. Ya da eğer kilogram verildiyse 1 kilogram maddedeki çözünen maddenin miligram cinsinden değeri olarak çıkartabiliriz. Bu konuyla alakalı daha fazla soru çözeltilerin değiştirilmesi, seyreltilmesi veya karıştırılmasıyla alakalı gelecektir. Şöyle bakacak olursak bir çözeltinin seyreltik hale gelmesi üzerine ya su eklenmeli ya da çözünen miktarı azaltılmalıdır. Bununla alakalı formülü söyleyecek olursak M1 çarpı %1 eşittir M2 çarpı %2 olarak yazabiliriz. Eğer çözeltiler karıştırılıyorsa bu çözeltilerin karıştırılmasıyla alakalı formülümüzde burada M1 çarpı birinci çözeltinin kütlesi çarpı yüzde derişimi artı ikinci çözeltinin kütlesi çarpı yüzde derişimi eşittir M son maddenin kütlesi çarpı yüzde son olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bunu matematik ile de çok rahat çözebilirsiniz. Eğer karıştırılan maddelerin içerisinde su varsa suyun yüzdesini yüzdesi eşittir sıfır olacaktır. Veya su yerine genelleme yapacak olursak çözücü madde ekleniyorsa çözücünün yüzdesi sıfırdır. Çözünen madde ekleniyorsa yani bizim sorularımızda daha çok tuz ve şeker gelecektir. Tuz ve şeker gelirse buradaki yüzdemiz de %100 olarak soruların formüllerini yazarken ya da formülde yerlerini koyarken böyle hesaplayabiliriz. Örnek olarak bakacak olursak kütlece %20'lik 180 gram KCL çözeltisi içine aynı sıcaklıkta kütlece %60'lık 20 gram KCL çözeltisi düzgün bir hızla yavaş yavaş ekleniyor. Buna göre çözeltinin kütlece yüzde derişim zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Daha deminki yazdığım formülü burada yine aynı şekilde söyleyeceğim. M1 çarpı %1 artı M2 çarpı %2 eşittir M son çarpı yüzde son. Yerlerine koyacak olursak verilen birinci maddenin kütlesi 180 çarpı kütlece yüzdesi 20 artı ikinci maddenin kütlesi 20 kütlece yüzde derişimi 60 eşittir son kütle 180 gram buradan 20 gram buradan geldiğinden dolayı son kütlemiz şurası 60 son kütlemiz 200 çarpı yüzdeyi bilmiyorum x. Hesaplamaları yapacak olursak şuradaki 100 parantezine aldığında şu sıfırları götürebiliriz. 18 çarpı 2 36 artı 12 eşittir 2x olarak yazabilirim. 8 48 eşittir 2x x eşittir. Son yüzdemiz 24 çıkacaktır. Başlangıç çözeltimiz kaçtı? %20. Son yüzdeyi kaç buldum? 24. 20'den başlayıp 24'te sonlanan grafiği seçmek zorundayım. Bundan dolayı da bakıyorum bu şartları sağlayan B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, çözeltilerde derişim hesaplamalarıyla alakalı bilgiler bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.